Efendim merhabalar. Nasılsınız? Ay şöyle mi yapsam acaba? Ben şöyle daha mı iyi? Evet. Malatya yöresine şarkıyı okuyan Hasan aşıklardan içi teslim mi da? ki Teslim mi da? teslim Bu da. Budak aşık mıydı? Aşık. Allah mekanını cennet eylesin. Neşet Ertaş gibi. Aşık Mahzuni gibi. Evet efendim, nasılsınız bu arada? Ay, arkaya yastık. Şöyle yapayım da. Evet, bir de konuğum olacak efendim. O da Melisa. İnşallah gelir. Nazar mıydı efendim? Nazar mıydı? Etek sarı senedekten sarısın, sarısın. Etek sarı senedekten sarsın, sarsın. Kurban olan beydanın karısın, karısın. Kurban olan beydanın karısın, karısın. Sordum sual ettim kimin yarısın, lele lele yarısın. Sordum sual ettim kimin yarısın, lele yarısın. Ben demeden dolu gibi dökülür, dökülür. Ben demeden dolu gibi dökülür, dökülür. Vay. Bir gömlek diktirdim kolu büyümeli, düğmeli. Bir köynek diktirdim kolu düğmeli, düğmeli. İnsan kaderine boyun eğmeli, eğmeli. İnsan kaderine boyun eğmeli, eğmeli. Soyka gönül çirkine bel
Bağlama, bağlama, soyka gönül çirkine bel. Bağlama, lele lele bağlama. Sevdiğim argovana değmeli, değmeli. Sevdiğim argovana değmeli, lele değmeli. Sevdiğim kız argovana değmeli, değmeli. Ay o olmadı efendim, görüyor musunuz yani? Aa. Ha şeyi okuyalım efendim. Lay 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 lay. Evet Melisa gelecekti efendim, bilmiyorum şu an. Bakayım. Geldi mi acaba Melisa? Melisa geldim efendim, görüyor musunuz? Tekrar üretmeyeceğim. Notadan çıkıyorum efendim ya. Geldin mi Melisa? Ay Melisa gelecekti hayatım, ondan dolayı. Ha geldim, burada yürüyor kürümden. Telefonla ara beni, ona göre inanayım. Kınayı getiren ey, kınayı getiren ey, parmağın batıran ey, parmağın batıran ey. Bu gece misafirem, bu gece misafirem, koynunda yatıran ey, koynunda yatıran ey. Bu gece misafirem, koynunda yatıran ey, koynunda yatıran ey. Ya yani Melisa bir daha da seni asla. Efendim Melisa yayınıma katılacak, protesto ediyorum.
Ay keşke Gündür'le ailesi katılsa. Ha buradaymış ha. Vallahi buradaymış görmedim efendim. Peki Melisa senin adına. Ha. Evet Melisa geliyor efendim. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç ya TikTok olamaz. Hoş geldin. Ne yapıyorsun canım? İyi yayınlar. İyi yayınlar. Efendim insan ses geliyor mu sesi? Geldi. Konuşacakları var. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Köpeğin de sesi geliyor. Herkese iyi akşamlar. Nasılsın Baysal? Teşekkür ediyorum canım kanki. Sen? İyiyim seni gördüm. Daha iyi oldum. Takip ediyorum ama fazla da Instagram'ı kullanmıyorum. Bazı olaylardan dolayı çünkü bir ay bilişim suçlarından dolayı kullanılır gibi gözükmem istendi. 2,5 aylık aşamadan sonra Allah razı olsun. Yani bütün emniyet teşkilatı ve Birleşmiş Suçlar Daire Başkanlığı'na buradan saygılarımı iletiyorum kendilerine. Derdin neyse, sorunun çok... neyse anlatabilirsin. Benim yayınımda, argoda, küfürde her şey açık. Yok hiçbir zaman öyle bir saygısızlık yapmadım, yapmam da. O sana saygımdan dolayıdır. Hakkın neyse benim yayınımda, programımda açıklayabilirsin, söyleyebilirsin. Canını üzen ki... Canım baş tacısın. İsmini açıklamadığım bir şahıs benim hesabımdan ve sizin yayınlarınıza da katılıyordu bu şahıs. Ve ben 1,5 aylık aşamada suçlar dairesindeki memurlarımızın söylediğine göre yani katılsın. Ben başka yayınlara katılıyordum. Başka kendi Instagram sayfamda. Kendisi başka yere katıldığını ispatladık. Yani size yazdığını, Ahmet'e yazdığını, Hüseyin'e yazdığını. Ben başka yayındayken kendisinin katıldığını, gerizekalı Kezban'ın, buradaki salağın, soframda oturup yemek yiyen şerefsizin, yani karaktersizin. Şimdi ne kadar da çok yalvarsa bile arkadaşım mı diyeyim artık? Düşmanım mı diyeyim? Ben içeride 11 sene yatmış bir insanım. Artık beynimiz bizim prof ama bazı şeyleri artık aşamasında hallettiğimiz için yani yeri gelirse çok güzel kullanmasını da arzu halci gibi biliriz yani. O yönde ben kaç yerden de şikayet gelince bana ben peşine düşmek istedim. Dilekçe verdim. Dilekçem onaylandı. Çünkü trans birey olabilirim ama benim hakkımda uyarıcı maddelere dahi satış yapmak, yer göstermek, benim adıma işte benim takipçilerime ve benim insanlarıma uyarıcı madde adıma işte benmişim gibi işte şu karşılığında şuraya gel, şurada verelim, buraya verelim diye teknik takip uygulamaları bayağı ciddi bir şeyler. Allah'a çok şükür gerekli Bursa olsun ve Ankara olsun. Adım soyadım ve sabıka sicil kayıtlarımda neyden ne olduğum ve kişilik fuhuş yaptığım, caddeye çıktığım bunlar bilindiği için böyle bir şeydi. Ve şunu unutmasın insanlar, ben Sibel Baysal'ın, ben mesela Melisa değilim. Bak bunu söylüyorum size. Siz salaksınız. Bu isim ve takma şey kullananlara uyarıyorum. Melisa Geze diye katılıyorsunuz Sibel Baysal'a. Ben de o tarafta kendi özel sayfamda katmışım. Ceylin'e mesela. Onun yayındayım gerçek hesabımla. Senin buradaki sahte benim kişilik girdiğin şeylerle yazışmaların o saatle o dakika benim orada olduğum ispatlanıp sen suça meylediyorsun. Senin bütün yani girdiğin benim adımla girdiğin ediliyor. Babında. Efendim? Suça teşvik ediliyor babında. Evet evet evet. Bütün her şeyi Allah'a çok şükür çıkarttı. Kısacası
Evet, yani kendisine kadar da yalvarsa ve bu şahıs benim yani soframda yemek yiyen insan arkadaşım çıktı. Ne kadar da şimdi yalvarsa da yakarsa da ben Allah korusun farklı yerlere gidebilirdim. Tekrar 3 tane sayfam daha kullanılıyor. Bakın arkadaşım, benim şu anda Sibel Baysal'ı açtığım sayfa, zaten ben bunu onaylatmışım, bilişimde var. Bu benim sayfam. Diğerlerini aldırış etmeyin. Onlar da zaten davacıyım. Onlar da çıkacak. Yani sahte Melisa Face'le, diyorlar, sahte Umrah Instagram'la. diyorlar, soruyorlar. Arkadaşım, o da bize kalsın. Yani ben sadece buradan, yani kendi adınıza girin. Yani çok cesaretsizseniz Hayır, başkasının hayır. yani Sosyal kişiliğini. medya üzerinden değil. Uyuşturucu olarak sana kim iftira attı? Diyorlar, soruyorlar. İşte benim sayfamı kullanan kişi, tek kişi bu, sayfamı kullanan. Evet. Peki ben buradan Ha, şöyle benim bir adımı. şey söyleyeceğim. Uyuşturucu kullanmayan LGBT bireyleri var mı? Vardır. Uyuşturucu kullanmayan değil, satış olarak arkadaşım, satış olarak. Ha. Satış olaraktan da olsun. Bunu kimse Ama push yapmak. yargılayamaz. Devlet ikabili TCK Cumhur dururken narkotik, hatta köpeklerimiz dahi narkotiğe bağlı. Benim bugün evime bir müşterim geliyor. Alenen konuşuyorum. Benim Aruşka, beyaz olan köpeğim cebini, ayağını, kondurasını yok şey yapıyor, kokluyor. Acaba üzerinde bir şey var mı, yok mu diyerekten havlıyor. Ha, yoksa havlamıyor. Yani İçicilerden size ne? Satıcılardan size ne? Madem satıcılık suçsa neden koskoca Cumhurbaşkanımız daha dün çıkarttı yasayı? Geç bile kaldı. Sibel Baysal, ben senin adına randevu evi çalıştırıyorum, görünüyorum. Senin adına yazıyorum ben bunları müşterilere, pazarlama yapıyorum Benim şey ve meşhur oldu. temin ediyorum. Melisacı, benim şey meşhur oldu. İşeme olayı tekrar bir işeyi en azından sıçmayayım. İşeyim ki ne? Ha, işeyim sen konuş. Geliyorum. Ne işleyeceğim? Ha, tamam, pardon. Ha, Tamam. buradayım. Öyle işte, şimdi yorumlarınızı okuyamadım arkadaşlar. Bir yorumlarınıza bakayım. Herkese iyi akşamlar bu arada. Yeni gelenler de hoş geldi. Bir sorularınız varsa alabilirim. Yani. Bakalım. Şu anda bakıyorum. Herhangi bir yorum yok. Tamam. Evet, şimdi Öyle Melisa'nın işte. kim iftira atmış, kim etmiş? Ben buradan görüyorum. Şu an az önce az sonra geleceğim oraya. Kim kimle uğraşıyor? Onu bir dinleyeyim ben Melisa. Sağ ol Melisacığım. Teşekkür ederim. Evet. Aynen. Zaten sayfada tekrar yazışma yaparken bu suç duyurusunda bulunduktan sonra alınıyor zaten şahıs, yani tekrar benim adıma yazışma yapılırken. Aynen, hepimizle uğraşıyorlar aşkım yani. Ne bileyim. Yani ne kadar da kötü görünsem de ben böyle şeylere kalkıp da başkasının face'iyle, başkasının Instagram'ıyla Evet, geldim. yazışamam yani. Geldim efendim. Geldim. Tamam. Şu anda geldim. Arkamda Hayırdır. da şey Ah, varmış. Aruşka. teşekkürler yorumlarınız için. Melisa'cığım, Kant 17 ve diğerleri. Sağ Sosyal olun. medya üzerinden yapılan, yeni çıkan TCK'da yapılan hakaret içerikli bilmem neler, bunlar Her şey. artık kale alınmıyor. Avukatlara devredildi. Bunu buradan söyleyeyim Melisa'cığım. Tamam mı canım? Teşekkür ederim. Yani artık devlet Onlar uğraşamaz hale geldi.
uğraşamaz hale geldi. Sosyal medyada Sibel Baysal'a top dediler, in dediler, dönme dediler. Yok ona bu şekilde. Yani artık dünkü çıkan, hatta yarın Cumhurbaşkanımız sevgili Sayın Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Sonrasında resmi gazetede yayınlanacak. Varsa böyle bir şikayetin Melisa'cığım, bunu Hayal kendin ne yapacaksın? Kendin de yayın açacaksın, ağızlarına sıçacaksın. Ben Devletin bunu yok, 2,5 ay önce, kaldı iki sosyal buçuk ay önce yaptım medyada. hayatım. Sibel Baysal'a top dediler, yok Melisa'ya bilmem ne dediler diye kanun çıktı. Bir kere Ben Melisa, sen de cezaevinde yatmış bir hanımefendisin, ben de cezaevinde yattım biliyorsun. Az çok kanunları biliyordum ufak ama şeylerle kanunlar şu uğraşmıyorum. anda değişti. Yeni çıkan 6. yargı reformunda kanun diyor ki yarın zaten bizzat özellikle az önce ifade etmiş olduğum gibi Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Resmi gazetede yayınlanacak. Diyor ki sosyal medya hesaplarında terör örgütü olmadığı süre içerisinde diyor. Biz buna müdahale edemeyiz diyor. Çok da güzel müdahale ediyorlar canım. Satış, trafik yaparsan çok güzel müdahale ediyorlar. Kafana böyle konuyorlar, gel bakalım diyerekten, salak ben diye kendisi alınıyor. Bugün yayınında bu konuyu ben kendi yayın sayfamda açacaktım az önce. Açtığın için sana teşekkürler ediyorum. Parantez verdiğin için, yer verdiğin için. Çok teşekkür ediyorum yorum yapan ve arkadaşlarıma ve sana. Ben okuyamıyorum. Konuşacaklarım bu kadar. Yorumları Konuşacaklarım bu kadar. okuyamıyorum Teşekkür ediyorum. Sen bu konuyu kapatalım. Senin soracağın bir şey varsa buyur. Ben bu şekilde diyorum. 2016'da yargı paketinde verilen bir af yazısı vardı. Ne çocuk tecavüzü ne İstismarlı, istismar ne de evet. uyuşturucuya. Ben de diyorum ki ne bu pakette var bu. Kan bağı da kan bağına. Yani Evet. şartlı Bu olarak arada da parantez içinde Gülbahar'a da geçmiş 10 olsun yıl diyorum. indirim Gülbahar da verildi. Melisacığım ben o bu değilim. Karşımda içebilirsin. Benim yayınım herkese açık. Dobra. olsun, saygılandır, o şey olmasın, aman laf gelmesin anam. Hayır canım, buradan da ben sana Bak. diyeyim. Çüz. Afiyet olsun o zaman. Canım benim bir tanem. Yani demek istediğim yanımda Cumhurbaşkanına hakaret eden kaç yıl, kaç ay yattın? Oradan konuş, oradan konuş. Gösterme kendini. Gerek yok. Gösterme. Gerek yok Gerek oğlum. yok deyip de yarrağımı yeme Necati. Kaç ay yattın? Neyse yattım Cumhurbaşkanı mübarek. Sana Tam karışmayayım. kaç ay yattın? 9 ay yattım. Gerek yok. Çünkü niye? Terör olmadığından dolayı o kadar yattın. Umarım Necati yanımda. Yok. Biliyorum ben Necati'yi. İyi akşamlar, Evet. selamlar. İyi akşamlar. Melisa gel seninle film çevirelim. Baysal'ın evinde misafiriz. Melisa abla. İç iç. Kim? Ha, anladım canım. Anladım, anladım, anladım. Zeynep. Merhaba, iyi akşamlar canım. Hayatım o kadar Yani yorumlar rahat vermiş ol ki. Melisa abla diyor. Yani. İzini diyor, saklama, rahat ol diyor. Onu Canım, söylüyor, sağ olsun. Teşekkür yani. ederim. Özlediniz mi kız beni dermişim? Tabii ki TikTok Aman kanalı. yok ayol, olsun öyle şeyler. Senin yanında bana düşer mi? Vallahi Melisa Bana ortam alan alan. sesim yankı yapıyor. Sizin Hoşnut olmaz.
Neden acaba? Hayatım sen bir reklamsın. Adın Sibel Baysal. Her yerde videoların geçiyor. Her yerde. Ben konuşunca. Teşekkür ederim Melis Aksoy. Çok sağ ol canım Kulak benim. Sağ ol. Çıkart Melisa. Ben konuşunca bütün yankı yapıyor. Bende kulaklık yok aşkım. Ha öyle mi? Ha öyle mi? Bilmiyorum. O zaman benim kötü mü yapıyor? Senin yayınında bir gidip gelme var, donma var. Var. Biliyorum. Var. Var. Biliyorum. Var anam var. Olmaz mı? Hep var. Göz var. Nazar var. Her şey var. Gözü olan gözü çıksın. Göz olan. Evet. Gitti de. Evet. He canım. Buyur hayatım sultanım. O zaman Melisa sen konuşma. Yankı var. Ben konuşmuyorum, sana yer veriyorum. Sen sonra geç geliyorsan hayatım. Buyur. Yankı oluyor yankı. Benim yankı oluyor. Bir tekrar gir Melisa. Gir Melisa. Evet efendim, ben biliyorum. Anlıyorum. Biliyorsunuz, malumunuz Veçili. Zaten sesim yankı yaptığının farkında değildi Melisa hanımefendi. Fakat bu şekilde gir, çık dememde tabii ki. Şu an tabii ki düzeldi. Çünkü yankı yapıyor oradan. Ya kulaklık taktı ya da bir şeyler var orada. Anlamış değilim. Kendi de anlamış değil. Ama ben buradan anlıyorum. Evet, kısaca özetleyeyim. Melisa hanımefendiye ne atılmış? Sosyal medya üzerinden uyuşturucu mu satıyor, içiyor diye bir iftira mı atılmış? Bilişim suçlarına şikayet ettiğini iddia ediyor. Ben dedim ki ne kendisine şu anda izliyordur belki. Şu an izlemezse tabii ki sonradan izleyecektir. Gündür'ün haberi var mı? Evde erkek olduğundan kız. Evde erkek olan Necati. Necati. Sana mı kaldı? Kolim de olabilir. Seni ne ilgilendiriyor? İşte efendim cevap vermeyeyim diyorum. Gözüme takılıyor. Bundan dolayı. Evet Melisa hanımefendinin şeyine gelelim. Çıkan yargı paketinde. Birinci yargı paketi, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. En son altıncı yargı paketinde henüz yarın Cumhurbaşkanlığımıza sunulacak ve uyuşturucuya vermedi, verecek. Kan bağına vermedi, veriyor. Teröre vermedi, veriyor. Ağır müebbet alanlara vermedi, veriyor. 10 yıllık indirim. Bu da benden mahkum yakınlarına sevindirici haber olsun. Ha Melisa'nın adına yazışmışlar. Ha. Öyle diyor kız. Benim adıma yazışmışlar diyor. Yani o kız da o kadar cezaevinde yattı. Yazık, günah yani. Yapmayın, etmeyin arkadaşlar ya.
gerçekten çok ayıp. Böyle iftira atmak. Merhaba Günür. Kısa bir yayınım kaldı. Rica etsem. Melisa'nın Melisa zaten şeydi. Ne derler? Yankı yapıyordu. Ama ben onu dinledim. Ben konuşurken yankı yapıyordu. Rica etsem. Son yayınım kaldı. Son gelir misin? Ben yayına gelmem Sibel. Yo, hiç yayın yapacak halde değilim ben. Hadi gel senle kapatalım. Yo, ben gelmem Sibel. Ben beni çok yordun annem. Hadi tamam, hadi gel. Kırma beni. Ben yalnız kalmak istiyorum. Sana hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorsun. Ben çok kötüyüm. Hala benim. Tamam, hadi gel. Kırma beni. Yok, hala ne diyorsun bak. Ben yayın mayın yapamam. Günür zaten şu an yayındayım. İşte bu yaptığım çok şey. İnsanlar böyle... Hayır, Melisa'yı aldı. Tamam. Konuştu kız. Derdini anlattı. Seninle beraber kapatalım. Hadi gel. Ben konuşmak istemiyorum Sibel. Ben yorgunum. Yatacağım. Yatağımı hazırlıyorum. Tamam. Görüntü verme Günür. İyi akşamlar Sibel. Yayının bittikten sonra... Ama Günür'cüğüm bak. Şu an gerçekten yayındayım. Ben istemiyorum konuşmak. Tamam konuşma gel. Kırma beni hadi. Bak ben ne diyorum sen ne diyorsun Sibel. Hadi gel gel. Ben kendime gelemedim. Dünkü olaylardan ben kendime gelemedim. Sen ne diyorsun? Tamam gel orada istediğini konuş hadi gel. Ben istemiyorum konuşmak. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Efendim Günür enişteniz. İnşallah enişte falan deme. Hayat arkadaşım. Hayat arkadaşım da değilim ben senin. Abim. Abla. Lütfen rica ediyorum beni yorum. Bak Günür birisi ne yaz demiş ki ne? Dün Günür'ü abisi tehdit etti. Öyle bir şey var mı Günür? Yok ya ne abisi ya. Bu Instagram'daki insanlar sapık tuhaf yani. Aa efendim baksanıza gerçekleri konuşuyor kadın. Yapmayın etmeyin yani. Aa. Ne kadar şey. Nabzına göre şey veriyorsun. Hayatım şimdi pil söyleyeceğim. Sen hiç dedin. Tamam ya hallederim o zaman onu. Niye ben yarın işe gideceğim? Tamam da şu an yayındayım. Götük yapma. Tek dişik olma bana. Yayındaymış gibi. Hareketsizlik yapma. Ha. Aradı bana. Efendim bu da bir tuhaf. Necati. Abla madikürü seviyor musun? Kız madikür ne? Ne o? Madikür. Manikür. Öyle mi? Efendim Necati'nin de huyu bir ay fondik yapar. Ondan sonra da bira kalmayınca ben gidiyorum. O zaman siktir git. Ben nasıl yavaş yavaş içiyorum? Kim paylaşıyordu canı?
Abla senin sayfanı paylaşıyordu her yerde. Kim paylaşıyordu hayatım? Duyamadım. Duyamadım. Kimseyle uğraşamam hayatım. Melisa için açıldı bu yayın. Melisa da anlatamadı. Özetle işte. Keşke tekrar gelse ama sesi yankı yapmadan. Yani. Ben özetledim yani. Sosyal medyada işte şöyle yapmışlar. Böyle, aa Yaren adam hoş geldin canım benim bir tanem. Nasıl olsun? Kim göndermiş bana istek? Bakayım şöyle. Tanımıyorum. Tanıyorsam da alamıyorum. Yani bundan dolayı efendim şu şekilde bakalım. Evet. Şu şekilde şey yapayım. Ha. Şarja taktım hayatım. Hayatım buradan ya şu an Melisa'yı tekrar almak istiyorum ama Yaren Ada demiş iyiyim. Siboşum, seni gördüm daha iyi oldum demiş. Kartal demiş ki selamlar demiş. Selam Sibel demiş. Evet. Evet canım. Evet sorusu olan varsa bana düşman veya zaten beni sevmeyen nadirdir illaki. Hakkımda dedikodu yapma demiş birisi. Profesiz. Hayatım profilin olsa, gerçek profilin olmuş olsa gerçekten cevap verirdim sana. Ama şu anda maalesef veremiyorum. Yani. Ha. O zaman kaldır o domalan götünü. Gel yayınıma delikanlı. Dobra. Sibel Baysal. Yayınına. Gel konuş. Madem öyle. Hadi. Bekliyorum. Tamam bekliyorum hayatım.
Götüne tekme attım, merdivenlerden yuvarladım ya seni. Gel burada konuş. Bak ben söylediğimin arkasındayım. Hadi gel. Hadi gel. Bel altını gösterme. Bel üstünü göster. Yukarıdan. Göster. Gel burada. Konuş. Benim yayınım, videom, programım herkese açık. Düşmanım da olsa dahi, hakkımda kötü konuşacak olan, iyi konuşacak kişi kişilere açık. Gel, delikanlıysan gel buraya. Hadi gel. Tabii ki gelsin efendim. Gelsin. Merdivenden götüne tekmeyi attım, yuvarladım. Tomalan götüne. Gelsin efendim. Konuşsun. Gelsin. Neden olmuş? Ha? Acaba o mu? Değil mi? İsmini dahi vermiyorum. Yayınıma geldiği zaman katılırsa, o olduğunu anlarsam, o zaman ben de derim ki ne? Ha, götüne tekmeyi vurdum, merdivenden indirdim. Gelsin Yarena da. Gelsin. Gelsin burada söylesin ya. Gelsin. Ne malum onun olduğu. En azından ben travesti çetesi olaraktan kalkıp da Ankara'da değil, Dragos'ta yaşayıp insanlardan haraç almıyorum. Ölen şey gibi, bundan 3 gün önce trafik kazasında Rana ve Buket gibi. Gelsin konuşsun burada. Varım ben. Ay, ay. Bir insan, bak, bir insanın yayınına geliyorsa, katılıyorsa, görüntü olarak değil, yorum olaraktan. Ben de diyorum ki ne? Gelen arkadaşım, tamam mı? Neden seninle? Senin olduğunu ben bilmiyorum. Çünkü profilde bir şey yok. Profilde resim de yok. Garanti sen değilsin. Veya garanti sensin. Sahte profille. Yani şu an sen benim ismimi burada ifşa ediyorsun. Benim adım Sibel Baysal. Ben kendi adımı zaten zikrediyorum. Anadan doğduğum adım Hüsnü olduğunu zaten söylüyorum. Ben saklamıyorum ki. Keşke her Lalu benim gibi olsa. Ha, bu konuda yok hayatım. Çocuklarım yok. Olmadı. İki tane çocuğum var. O da Aruşka ile Vestami.
Ay Arzucuğum, keşke çocuklarım olmuş olsa. Zaten var iki tane. Birisi Aruşka, birisi de Bestami. Şu fiziğe bakın efendim. Maşallah. Maşallah. Allah'ım nazarlardan saklasın. Ulan Hüsnü abi. Lan erkektin, kadın oldun. Ama maşallah ne kadar güzel bir fiziğin var. Sana yemin ederim. Hüsnü abi. Ha öyle mi kız Sibel? Evet abi. Hüsnü abi. Gülüyorum efendim bunlara, gülüyorum. Bunlar beni çekemiyorlar. Güzelliğimi, görselliğimi. Ya. Atıp tutuyorlar efendim işte böyle. Onu bunu karalamakla. Karalama kampanyasına giriyorlar. Yani. Tabii ki hayatım yani tekrar mı kalkayım ya? Düne kadar diyordunuz ya Hüsnü şeyden iki tane Lubunya öldürdü. Ondan dolayı yattı. 12 sene. Şimdi 14 yıla çıkartmışlar efendim. Çordan dolayı. Ay, 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 ay. Ay. 12'de suç değiştirdiler. 14'e çıkarttılar. Neye zam geldi canım? Neye zam geldi? Anlamadım hayatım. Sibel Şimdi burası benim evim. İstediğim yere işerim. İstediğim kişinin ağzına sıçarım. Bu evin tapusu bende. Kendi haline bakacaksın. Ondan sonra Sibel Baysal'a laf atacaksın. Eğer sen şerefsizsen insanlar ne yapsın? Sana özenmezler. Çünkü sen bir kere ananın amından piç doğmuşsun. Anana, ağana, babana saygın yoksa yavşağın önde gideni sensin. Sibel Baysal da eğer bu kadar madem nefret ediyorsun, gıcık alıyorsun,
neden izliyorsun? Tüm sosyal medya hesaplarından neden izliyorsun? Baban mı sikti seni? Anan mı sikti seni? Hayırdır oğlum? Ha? Ankaralıyız ula. Ay. Ay. Ay çok mu şarkılar var ya? Aman. Aa, şunu ilk defa okuyacağım. Bu da çok uzun hayatım. 14 dakika. Uğraşamam. Şu neymiş? Bağlamalı bir şey. Bakalım. Yar gelir yazı ya bana, gün olur yar yar, gül olur yar yar, gül olur. Yüzünü görsen tutulur, dilim lal olur yar yar, lal olur. Aşka düşen divane gezer, del olur yar yar, del olur yar yar, del olur. Aşka düşen divane gezer, deli olur yar yar, deli olur yar. Ellerine bara da gele, usandım yar yar, usandım. El kızını ben kendime yar sandım yar yar, yar sandım yar yar. Yüreğime hançer vurdu, gül sandım yar, gül sandım yar, gül sandım yar. Her lalenin sesine muhakkak bir ses tonu illaki şey çıkıyor ya, lale olaraktan gerçekten. Olabilir hayatım, olabilir.
duydunuz dil ilgisini. Okullar açılıyor. Dersimiz teknoloji ve tasarım. Şu tabletlerdeki teknolojili... Altıncı yargı paketi. Yarın başkanımıza sunuluyor efendim. Sonradan resmi gazetede yayınlanıyor. Bakalım içerisinde neler neler var. Tüm kader mahkumları için efendim. Başın öne eğilmesin, aldırma gönlünü aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönlünü aldırma. Beni bu sesle boyalar, aldırma gönlünü aldırma. Aldırma gönlünü aldırma. Gönül aldırma. Ağladın duyulmasın. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar, gelir duvarları yalar. Dışarıda deli dalgalar, gelir duvarları yalar. Bizi bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Lobonyalar çatlayın, çatlayın. Böyle bir göğüs olmadı sizde. Çoğunuz değil. %40'ınız. Kurşun ata ata biter. Yollar gide gide biter. Kurşun ata ata biter. Yollar gide gide biter. Mahpus yata yata biter. Aldırma gönlünü aldırma. Aldırma gönlünü aldırma. Gönlünü aldırma. Mahpus yata yata biter. Aldırma gönlünü aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Ne kadar hain, ne kadar fesatlar var burada böyle anlamıyorum. Gerçekten yayınım da bitiyor. Ay, nereden kapatıyordum onu ya? Şuradan mı?